buraya geldik ya, makyaj yapıyoruz ya, bir sesler var. Yani gerçekten Elif'e dedim ki git bak ne oluyor dedim. Bakın neler olmuş. Gelinlerden Melike ve kayınvalide Mine Hanım arasında kuliste tansiyon meğerse çok yükselmiş. İzleyelim neler olmuş, sebebi neymiş, üzerine de konuşalım. Ay, İyi misin? Bir su verir misiniz? Sen ne hakla benim bavulumu öyle siliyorsun, yapıyorsun? Melike hakkıyla. Ne? Söyledim, gelinine açıklama yaptım. Senin ortada işte bak, kişilik meselesi. Hani. Evet, kişilik meselesi, tamam. Bence de. Normal mi senin abla, hareketin? Abla, çok normal. Mine abla, benim kıyafetlerime bunu yapacaklar. Çok normal ya. Normal. Normal mi? Yes! Duyuyor normal musun? Mi? Evet. İsteseydim ben sana verirdim. Kıskanmana gerek Mine yoktu. Teyze. Benim kıyafetlerim gibi ömründe kıyafet görmediğin için... Evet, kıskançlığından yerleri silmeye başladın. Mine Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Siz benim ya gelin... hala ne yapıyorsun, ne yapıyorsun benim diye. Benim gelinimle aşık hala mı, konuşabiliyor aşık mı atıyorsunuz? Ay. Yani gerçekten yaşınızın ay. Kadını değilsiniz. Ayrıca de manken gibi de değilsiniz. Görüyoruz. Çıkıyorsunuz burada şurası burası bilmem ne çıkıyorsunuz. Neyin havasını yapıyorsunuz? O zaman benim kıyafetlerime dokunmayacağız. Senin kayınvaliden buraya geldiğinden beri diyor ki yok bana teyze demeyin, yok bana abla demeyin. Kayınvaliden benimle kendisini kıyaslıyor ya, inanabiliyor musun sen buna? Çünkü senden genç çünkü. Of, düşündüğümden daha şeymiş, sert. Konu sertmiş. Mineciğim. Olay nasıl başladı? Nursel Hanım, görüyorsunuz. Ben yani direkt bavuldan çıkarıp mı attı yani? Bir öncesi yok mu? Öncesi yok Nursel Hanım. Direkt bavulum açık, ben orada hazırlanıyorum. Hepsini böyle yere atmaya başladı. Öncesinde dalga. Kıyafetlerini giyip Tuğba ne oldu? Ben oradaydım, oturuyordum. Melike ilk önce kıyafetleri tek tek eline alıp dalga geçmeye başladı. Allı pullu. Onun bavulundan. Onun bavulundan. Evet. İşte şöyle böyle falan diye. Mine'nin yanında. Yok, yanında değil. Mine abla diğer tarafta giyiniyordu. O sonradan dalga geçilen ortama girdi. O anda taraftan. Hala dalga geçiyordu zaten. Ay bunlar nasıl kıyafet falan diye. Bırak falan diyor. Sonuçta bavulu. Sonra olay orada kargaşan da çay döküldü. Melike aldığı kıyafet yerden yani çayı siliyor. Kimin kıyafetiyle? Bavuldan aldığı kıyafetlerle. Sonra çayı da döktü. Yere attı. Çayı da Melike evet. döktü. Mine Hanım'ın elbisesiyle. Evet. Evet. Melike zaten parkeler kabarmasın diye. Zaten Mine Hanım'ın elbisesi yani taş besinden bir farkı yoktu. Ben de aldım, sildim. Sen tamam da çayı niye vurdu döktü? Çayı da mı vurdu? Niye döktün çayı? Sinir oldum. Ben oradaydım. Sinirden çıktı. Çok niye kötüydü. Niye döktün? Kötü olmuş yani. Melikeciğim, derdin ne? Vallahi derdim Nursel Hanım. Geldiği ilk günden beri kasıla kasıla bir içeriye girdi zaten. Ondan sonra yok bana teyze deme, yok işte bana abla demeyin. Yani bıraksanız kendisi yarışacak, bıraksanız gelini içeride kaynanalarla oturacak. Kendisini bizimle aynı yaşta sanıyor. Şahit halbuki değil. Şu an senin hoşuna mı gitti bu durum? İyi yapmış. Melike'yi destekliyorum. Destekliyorum tabii. İyi yapmış diyor. Gerçekten evet. mi? Evet, geldiği günden beri Mine Hanım hep kasıntı içinde. Niye öyle diyorsunuz Tuğbacığım? Serviste de... Şoförü açtırmalar, şunlar doğru, bunlar. Doğru. Yok doğru. Benim giydiğimi yemeğini giyemezsiniz. Benim giydiğim kıyafetleri giyemezsiniz. Evet, senin giydiğin giymem kıyafetleri hayatta. Giyemeyiz. Gelinim anca paspas yapar. Ah! Öyle yap. Öyle deme. Yani görüyorsunuz. Şimdi, öyle diyene ben de bak, böyle derim. Dediğin konularda hepsinde haklısın. Fazla astrolist havasında, evet. Gereksiz bir hava. Ama şahsi kıyafetleri hiç de gereksiz ben. Olduğunu düşünmüyorum. Neden öyle düşünüyorsun? Mesleği o yani, kadın. Benim kaldı. Kendim. Buraya mesleğimi de bırakın, mesleğimi de bırakın. Ben havalı olsa... bir kadınım. Neden zorunuza gidiyor? Benim mi zoruma gidiyor? Senin yaptığın çok normal. Ben havalı bir kadınım, değil mi? Sen nasıl bir kadınsın, anlatır mısın kendini? Vallahi ben kendini anlat. Ben hemen bir şey rica edebilir miyim? Birbirinize kadın olarak asla hakaret etmeyin. Rica hakaret ederim. Etmiyorum bakın. Ama olsun. Sen nasıl kadınsın sen? Evet. Hani yani hani benim havamı beğenmiyorlar ya. Senin yaptığın hareket normal mi? Bak ben süper bir anneyim.
süper bir kadınım. Belli oluyor. Senin süper bir eşim. Sen, süper bir gelinim. Sen, ama siz süperlerin sıfırısınız. Benim kıyafetlerimi o hale getirdin ya. Doğru. Sıfır. Bence sen benim gözümde sen sıfır sıfır sıfırsın. Görüyorsunuz sürekli bana karşı bir tepkisi var. Başka biri olsaydı daha farklı olurdu bakın. Ben yine bak kendi bana büyüğüm, hani büyüğüm ya ben ondan. Hiçbir şekilde mesela saygı yok. Ama ben yine bile büyüğüm ben. Küçük diye yine bir şey demiyorum. Bir şey söylemek sen istiyorum. Sen acaba canını mı savunuyorsun içsel olarak? Böyle bir annelik şeyin çok kabarık evet, senin. Evet ben canına zaten her konuda hak veriyorum. Helal olsun hala Mine teyzeyi almış buraya gelmiş. Hı-hı. Helal olsun diyorum tamam. Canına. Hı-hı. Mine teyze bana şimdi saygısız demek istedi ya. Yani senin bir küçüklüğünü bilme şeyin yok demek istedi ya. Asıl Mine teyzenin yok çünkü... teyzemizden yemeği bile gidip almadı. Kaç yaşında teyzeden yemek istedi. Ama bak bir saniye bak. Dur ne diyeceksin söyle. Orada rica o bayağı çamaşırlarını böyle paralaman mı gerek? Paralamadım ki ben. Yerlere atma. Elinden zor aldın çamaşırları. Üstüne yürüdün bayanın. Yerden o benim üstüme yürümedi mi? Ben mi yürüdüm? Çok hırslıydın, çok sinirliydim. Seyicen abi sen neye öyle tansiyon çıktı mı, düşüyor mu? Hayır de demiyorum ki. İkide bir yürüyor bayanın üstüne. Şey ben fazla geldi sana. Aynen öyle. Yerden çayın üstünden çamaşırları topluyorum. Bayanın çamaşırlarını göğülere atıyor, yerlere atıyor. Ay kafam döndü ya tansiyonum düştü. Yani dökülen çayı ki çayı da Mine çayı da kendi döktü şöyle bir oldu. O dökülen çayı Mine Hanım'ın kıyafetini aynen. Siliyor. Aynen yani. Öyle. Elbise alınır ama parkeler ziyan olacaktı. O bizim sorunumuz. Sen madem Mine teyze diyorsun ya. Evet teyze. Teyze diyorsun. Teyzelere de saygın olması gerekiyor. Senin var mı teyzelere saygın? Saygı, benim gayet var. Sizin teyzelere asla saygınız var mı? Asla kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Bakın, senin dediğin hareketi. Önce insanın kendisine saygısı olması gerekiyor. Tamam. Saygı konusunu asla burada tartışmayalım. O hareketi ben olur sana mu? Yapabilirim ama sen bana yapamazsın. Asla burada saygı konusunu tartışmayalım. Asla yapmam da gerçi. Ben eğer saygın olsaydı asla valizini karıştırmazdın yani. Evet, valizi yani. Açıktı, karıştırmadım. Hala evet. Konuşabiliyorsun ya. Açık ve dağılıktı valizini. Bence birbirinizle konuşmayın ki gerilmeyelim. Şöyle yapalım, empati çok güzel bir şey. Senin bir bavulun var. Tamam. İçinde bütün hafta giyeceğin kıyafetlerin tamam. Var. Kim yapsın? Tuğba yapar. Tuğba da olabilir, o ikiniz geriliyorsunuz. Tuğba alsın, çayı döksün sana kızdığı için. Üstüne de senin kıyafetlerinle silsin. Tamam, şöyle hemen cevap veriyorum. Bir kere ben burada her zaman söylemişimdir, havalı ve şeyli değilim. Eğer hak edersem yapsın. Egolu değilim diyor. Asla değilim. Asla yok. Şimdi hak etti diye mi yani? Hak etti evet. Ama o yanlış bir tavır. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Tamam olabilir. Sana. Ama ben sizinle yani her çok şeyi sert yapıyorum. Yani kişisel alanına girmiş oluyorsun. Ama Nursel Hanım şöyle düşünün. İnsan sinirlendiği zaman ya ağlar ya bir başka bir şey tepki verir ya olduğu yerden gider. Ben o sinir anımda öyle oldu yani. Sinirlendim ve o şekilde bir tepki verdim. Özür dilemek ister misin asla. Acaba? Asla. Peki. Zaten kabul de etmem. Asla.